Baykal siyasal elitler üzerine hazırladığı doktorasını verdikten sonra 1963'te Rockefeller bursuyla Amerika'ya gitti. Columbia ve Berkeley üniversitelerinde çalışmalar yaptı. Metodoloji okudu. Bu arada Türkiye'de 1965 seçimlerini siyaset sahnesine yeni giren Süleyman Demirel'in AP'si kazanmış, CHP büyük hezimete uğramıştı. Partililer bunun faturasını İsmet Paşa'nın seçimden kısa bir süre önce ortaya attığı ortanın solu politikasına kestiler. CHP'de bu fikri ortaya atan İsmet Paşa ve bu fikre sahip çıkan Bülent Ecevit ağır eleştirilere maruz kaldı. Parti bir yol ayrımındaydı. Tam bu dönem Amerika'dan yeni dönen Deniz Baykal 1965 seçimlerindeki seçmen davranışları üzerine bir rapor hazırladı. Bu rapor ortanın solundan vazgeçelim diyenleri haksız çıkaracak veriler içeriyordu. Türkiye'nin daha modernleşmiş eğitimi, kentleşmesi, daha yukarı düzeyde olan yerleşme merkezlerinde ortanın solu söylemine giren CHP'nin oyu artmış. Daha feodal, daha geçmişe ait, artık geçmişe kalmayan mahkum, kendisi için üreten, ürettiğini pazara çıkaramayan, kredi banka bilmeyen, eğitim seviyesi düşük yerlerde de kaybetmiş. Bu tespit önemliydi. Ortanın solu fikrinin seçimi kaybettirmediğini, tersine partinin önünü açtığını kanıtlıyordu. Baykal'ın Ecevit'le ilk tanışması o rapor sayesinde oldu. Bülent Bey'e bahsetmişler. Bülent Bey demiş ki aman gelsin bir anlatsın falan. Gene aynı jestiyle arabasını gönderdi falan, beni aldırdı. Gittik, ben onlara anlattım şeyi, çalışmamı. Çok mutlu oldular, çok sevindiler, çok etkilendiler. Ya bu tamam işte, olay bu. Ve bana Bülent Bey dedi ki bunu İnönü'ye anlatır mısınız dedi. Çok onur duyarım dedim. Memnuniyet dedim. Pembe Köşk'te İnönü beni kabul etti. Artık sözüne itibar edilen bir akademisyendi. 1968'de siyasal katılma adını taşıyan ve eşi Olcay'a ithaf ettiği teziyle doçent oldu. Aynı yıl CHP Yüksek Danışma Kurulu'na seçildi. Şimdi Ortanın Solu Hareketi'nin çekirdek ekibinin içinde ve Genel Sekreter Bülent Ecevit'in en yakınında olan 3-5 kişiden biriydi. Parti içi muhalifler onlara Mülkiye Cuntası adını takmıştı. Ancak aynı tarihlerde sahnede başka cuntalar da vardı. 12 Mart 1971'de o cuntaların baskısıyla ordu bir kez daha yönetime müdahale etti. Deniz Baykal o gün Ecevit'le birlikte Adana'ya, Topraksızlar Kongresi'ne gidiyordu. Darbeyi yolda öğrendiler, hemen Ankara'ya döndüler. Ecevit 12 Mart'ın doğrudan kendisine ve ortanın solu hareketine karşı bir müdahale olduğunu söyleyip CHP Genel Sekreterliğinden istifa etti. Baykal, Ecevit'i ve kararını destekledi. Bir süre sonra da askere gitti. Üstelik denizci olarak. Okul yıllarındaki Domates Deniz lakabı askerliği döneminde amiral olarak değişti. Çocukluk yıllarında çok isteyip de giyemediği beyaz denizci üniformasına yıllar sonra ve geçici bir dönem içinde olsa nihayet kavuşmuştu. Askerliğine Yassıada'daki yedek subay okulunda başladı. Başından beri desteklediği Ecevit'le daha yakından temas kurabilmek için askerliğinin kalan kısmını asteğmen olarak İskenderun'da yaptı. Baykal'ın askerden döndüğü günlerde Türkiye 1973 seçimlerine hazırlanıyordu. Ecevit'ten aktif siyasete katılma teklifi aldı. Başta gönülsüz davrandı. Öğretim üyeliğini sürdürmek istiyordu. Profesör olmasına 1,5 yıl kalmıştı. Ama sonunda siyasetin çağrısına dayanamadı ve üniversiteden istifa etti. 1973 seçimlerinde CHP'nin Antalya milletvekili adayıydı. Şimdi üniversitede öğrencilerine anlattıklarını gerçek siyasal yaşamda kendisi sınayacaktı. Seçim kampanyası boyunca Antalya'yı bir uçtan bir uca dolaştı. Bir yandan bölgesinde seçim çalışmalarını sürdürüyor, diğer yandan parti politikalarını belirleyen Mülkiye Cuntası içinde etkinlik gösteriyordu. Genel Başkan Ecevit hiçbir adaya vermediği desteği Baykal'a veriyordu.
CHP 1973 seçiminden zaferle çıktı. Baykal'da Antalya milletvekili olarak ilk defa meclise girdi. Henüz 35 yaşındaydı. CHP-MSP koalisyon görüşmelerini yürüten ekibe katıldı. Kurulan koalisyon hükümetinde Maliye Bakanı oldu. İşi zordu, koalisyon zor yürüyordu. Yaptığı ilk icraatlardan biri, önceki hükümet döneminde alınan makam araçlarını yenileme kararını bütçeye gelir sağlamak için iptal etmesi oldu. Kıbrıs çıkarmasından sonra Ecevit hükümeti bunun özgüveniyle seçime gitmeye karar verdi. Baykal ve arkadaşlarına atfedilen bir bunalım teorisi, bunalım durumunda seçmenin CHP'ye yöneleceğini söylüyordu. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Bunalım teorisi Türkiye'yi bunalıma sürüklemiş, erken seçim olasılığı rafa kaldırılmış, Türkiye milliyetçi cephe hükümetlerine teslim edilmişti. Parti içinde nerede yanlış yaptık sorusu gündeme geldiğinde faturanın kesileceği adres çoktan belirlenmişti. Genel Başkan Bülent Ecevit ve parti yöneticileri. CHP yeniden bir kavşağa gelmişti. Parti içinde herkes gideceği yeni yolda yeni yol arkadaşlarını ayarlama telaşındaydı.